Türkiye'nin Kaleciler Özel, Kalecilerin Dünyası YouTube kanalında buluşalım. Türkiye'nin Kalecilere Özel YouTube kanalı olan Kalecilerin Dünyası'nda buluşalım. Türkiye'nin Kalecilere Özel YouTube kanalı olan Kalecilerin Dünyası'nda buluşalım. Türkiye'nin Kalecilere Özel YouTube kanalı olan Kalecilerin Dünyası'nda buluşalım. Türkiye'nin Kalecilerine Özel YouTube kanalı Kalecilerin Dünyası'nda buluşalım. Türkiye'nin Kaleciye Özel YouTube kanalı olan Kalecilerin Dünyası'ndan buluşurum. Türkiye'nin Kalecilere Özel Kalecilerin Dünyası YouTube sayfasına sizleri de bekliyoruz. Türkiye'nin Kalecilere Özel YouTube kanalı Kalecilerin Dünyası'nda buluşmak üzere. Türkiye'nin Kalecilere Özel YouTube kanalı olan Kalecilerin Dünyası'nda buluşalım. Türkiye'nin Kaleciye Özel YouTube kanalı olan Kaleciler Dünyası'nda buluşalım. Türkiye'nin Kalecilere Özel YouTube kanalı olan Kalecilerin Dünyası'nda buluşalım. Türkiye'nin Kalecilere Özel Kalecilerin Dünyası YouTube kanalında buluşmak üzere. Sevgiler. Sevgili kaleci dostları, Türkiye'nin tek kalecilere özel YouTube kanalı olan Kalecilerin Dünyası'na hoş geldiniz. Destek için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bugünkü konuğumuz sporcu sağlığı üzerine uzman doktor Savaş Kudaş. Savaş Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, kolay gelsin. Sağ olun hocam, size de kolay gelsin. Sağ olun hocam. Sevgili hocam, programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Siz de biliyorsunuz Kaleciler Dünyası adı altında Türk evet. Kaleciliğine hizmet amaçlı bir kanal kurduk. Buradan da sadece antrenman videoları, işte röportajların yanı sıra en çok ilgisini çeken insanların ve sık başımıza gelen sporcu sağlığıyla alakalı siz de görüşmeye uygun gördük. Sağ olun, siz de destek verdiniz. Hoş geldiniz tekrar hocam. Hoş bulduk hocam. Ben de teşekkür ediyorum aslında. Eğitim anlamında çok güzel bir uygulama, güzel bir olay gerçekleştiriyorsunuz. Sizlerle beraber olduğumuz için de mutluyuz açıkçası. Sağda beraber çalışıyoruz ama böyle evet hocam. Yapmamıştık hiç. Evet, evet, canlı oldu, böyle oldu, daha iyi oldu hocam. Evet, arkadaşlara evet. Da bu arada bilgilendirme yapayım. Savaş hocamız spor hekim midir? Uzun seneler Gençler Birliği'nde çalışmıştı. Hatta o dönem beraber de vesaire vermiştik. Faal olarak da Osmanlı Spor Kulüp doktor olarak görev yapıyor. Tabii arkadaşlar sizler için Savaş Hocam'a kalecilik üzerine sorular soracağız. Sık sorulan soruları sormaya çalışacağız. Özel sorularımız var. İnşallah faydalı olacağız. Hocam isterseniz vaktinizi fazla almadan sorulara başlayalım derim. Hocam sporcu yaralanmaların yaralandığı zaman ne yapmak lazım? Hani klasik, siz de biliyorsunuz, hani sıcak yap derler, soğuk yap derler. Hani evet. Burada bir doktor gözüyle normalde ne yapmak lazım? Tabii genel olarak sporculardan bahsederken, biz tabii sahada da biliyorsunuz beraber çalışıyoruz. Antrenmanlardan sonra, antrenmanların içinde sakatlıklarımız oluyor, müsabakalar sakatlıklarımız oluyor. Esasında spor yaralanmasının temelinde RICE protokol diye bir protokol var. Yani RICE'ın rest, iyisi de buz, soğuk uygulama. Bazen karşımıza çıkıyor. Yani her zaman hemen sporcuyu ciddi bir sakatlık yaşadığını düşündüğümüzde kenara alıp buzunu uygulamamız lazım. Tabii görmek lazım neyi nasıl olmuş diye ama spor yaralanmasında, akut yaralanmada hiçbir zaman sıcak uygulamayız biz. Bazen yanlışlıklar oluyor. Evet hocam. Bazı yanlış bilinen şeyler gerçekleşiyor. Bir bakıyorsunuz ayak bileği burkulmuş oluyor. Ayak bileği burkulmasından sonra da biliyorsunuz çok ciddi ağrı olur. Ağrıyı hafifletmek için oraya sıcak yapıyorlar. Sıcak evet. Yapınca ertesi gün biz sporcuyu görüyoruz. Ayak daha davul gibi olmuş. Kanama hızlanıyor değil mi hocam? Orada? Kanama hızlanıyor. Kanama hızlanınca da bizim için iyileşme süreci daha öteye, daha öteleniyor. Yani bir hafta günü toparlayacak şey belki 2 haftaya kadar çıkabiliyor. Onun için ilk etapta yakaladığımız sporcuyu eğer ciddi bir travma düşünüyorsa, kanama potansiyeli varsa mutlaka buz yapıp sonrasında da sıkı bir bandajla bandajlayıp kenara almak gerekiyor, dinlendirmek hocam gerekiyor. Burada hemen şey sorabilir miyim? Mesela bu ilk yaralanmalarda ne kadar süreyle buz tedavisi yapılmalı? En çok takılı ve süresi olarak hocam mesela hani 10'ar dakika mı 15-12 yani nedir? Ne kadar uygulaması gerekiyor arkadaşlarım? Tabii
Bu konuyla ilgili birçok çalışma var aslında. Standart bir süre yok ama mümkünse 20 dakikayı geçmemek lazım. Biz genelde 10-15 dakika tutuyoruz soğuk uygulamayı. 2 saatte ya da 3 saatte bir yapıyoruz. İlk 3 gün ilk 3 gün mutlaka yapmak gerekiyor. Evet. Hocam, bu çok önemli bir konu hocam. Çok sık rastlanan bir konu. Tabii, tabii. Yanlış bilgileri ortadan kaldırmak adına sordum. Ya hocam haklısınız. Bu tabii tecrübeyle deneyim kazanılmış bir olay. Şöyle bazen sporcular işte bir diz yaralanması oluyor. Ayağına buzu bağlıyor. Sabaha kadar buzla yatıyor. Kesinlikle yanlış. Yani evet. 15 dakika 20 dakika yukarı evet. geçmemek lazım. Çünkü evet. Dokuda bu sefer siz dolaşımı bozmuş oluyorsunuz ya da buz yanıkları oluyor. Aynen öyle hocam. Buz yanığı olduğunda normal yanıktan daha kötü hocam. Yani geçmiyor hocam. Aynen kalıyor. Uzun süreli kalıyor. Yani denk gelmiştim. Lekesi kalır yani. Görüntüyü bozar. Bir de üzerine üstlük bazen arkadaşlar direkt cildin üstüne buz yapıyor. Bu da yanlış. Direkt cildin üstüne yapmamak lazım buzu. Ya bir ıslak evet. havlu ya kağıt havluyu koyup onun üzerine ya da işte ıslak onun üzerine koymak bu da, lazım. Bu da önemli bir konu hocam. Bunda da dediğiniz gibi direkt deriye nüfuz ettiriliyor. O da tabii. sıkıntılar yapıyor. Özellikle ince dokularda yani cildin ince olduğu dokularda mutlaka bir altına bir şey koymak lazım. İşte bir bakıyorsunuz kasıkta yırtık var ama kasık kocaman kocaman büller olmuş. Böyle üzüm tanesi şeklinde sıvı toplar. Niye oluyor? İşte buz yanığından oluyor. Yani buz deyip geçiyoruz aslında. Çok önemsemiyoruz. Hepimizin kolay bir şey oluyor ama değil yani. Hocam o buzdaki mesela buz tedavisi uygulamanın yani tıp olarak şeyi nedir, amacı nedir? Hani neyi önler? Neyi önlüyoruz? Bir, kanamayı önlüyoruz esasında. İki, oradaki dolaşımı yavaşlatıyoruz. Dolaşım yavaşlayınca doğal olarak oradaki reaksiyonlar daha yavaş gelişiyor. Şişme azalıyor. Şişme azalınca tabii dokunun dolaşımı bozulmuyor bu sefer. Ve 2-3. günden sonra da normal rutin tedaviye daha hızlı başlayabiliyoruz. Yani bizi etkileyen bu sakatlıklar yani, da şişlikler. Yani anladığım kadarıyla arkadaşlar da hani bilgilendirmek amaçlı söylüyorum. Yani buz tedavisi ön tedavi şekli gibi duruyor. Yani normal tedaviye geçmeden önce mutlaka buz tedavisi yapıp ön bir tedavi şeklimiz anladığım kadarıyla. Yani işlerin daha kötüye gitmesini engelliyoruz. Aynen anladım hocam. Hocam peki bu arada siz tabii uzun seneler kulüp bazında çalıştığınız için kalecilerle de çok sık sakatlıkları konusunda şey yapmışsınızdır, karşı karşıya gelmişsiniz. Mesela kaleciler en çok hangi sakatlıklar, yaralanmalar oluyor hocam? Tabii normal futbolculardan farklı olarak kaleciler omuz sakatlığı daha çok yaşıyor. Çünkü kolunu maksimal düzeyde açıp ona karşı da bir direnç uyguluyor. Yani maksimum açılmış bir kola top gelip çarpıyor ve o topu Yaşamışlığımız var hocam. Hakikaten bazen çok aşırı gerdiğimiz zaman hani böyle anlık bir reaksiyon gösterirsiniz. Kol kuvvetin tam almadığı için ciddi bir travma yaşıyoruz yani. Evet, çok kalıcı da yaşamıştır bunu. Yarı çıkıklar olabiliyor, tendon çıkıklıkları olabiliyor. Kaleci için önemli yani şöyle omuzu ağrıyan bir futbolcu çıkıp oynayabiliyor ama kaleci oynayamaz. Çünkü son adam. Yani risk risk almak. Şansımız yok. Top geldiğinde kolu uzatmama şansı yok. Aynen. Yani, kalecilerde omuz sakatlıkları bizim için önemli. Yine el, parmak sakatlıkları oluyor. İşte antrenman sıkrastanan, evet. Parmak çıkıklarını falan görüyoruz. Biz işte oturtuyoruz, bandajını yapıyoruz. Ertesi gün antrenmana devam. Hocam, dönem içerisinde tabii antrenörlük yaptığımız için mesela bir arkadaşımız vardı. Omuz çıkıyor hocam. Evet. Antrenmandaydı mesela. Çıkıyor. Artık kronik hale gelmiş herhalde. Bir hareket yapıyor hocam. Yerine sokuyor. Evet. Devam ediyor. Yani o boyutta yaşanan şeyler var. Tabii. Hocam sporcu için de, çok rutin şeyler bunlar. Hocam mesela bu kalecilerin sakatlanmasından sonraki mesela tekrar dönüş egzersizleri sürecinde neler fark eder? Mesela sporcuyla kaleci arasında farklılıklar var mıdır o süreçte tekrar dönmeden? Şimdi biz sporcuyu ya da futbolcuyu sahaya çevirirken, sahaya döndürürken ne yapıyoruz? Futbola yönelik antrenman programını yapıyoruz. Ondan sonrasında yardımcı antrenöre veriyoruz. Futbola özgü hareketlerini, tekrarlarını yapıyor ve takıma veriyorsunuz. Takıma verdiğinizde ya bu işte antrenmanı %50, %60 tempoyla yapsın diyebiliyoruz. Ama kalecide böyle bir şansımız yok. Yani 25 tane normal futbol oynayan futbolcu varken 3 tane kalecimiz var bizim. Evet. Yani
bu kullanılması gereken zamanından önce mesela hocam, pardon sözü geçiyorum, sık rastlıyorum da o yüzden soruyorum, sporcu profesyonel amatör düzeyde bilirler mesela o yaralanmadan ve sakatlanmadan sonra bir de geri dönüşlerde hocam ya teknik ekibin ya kulübün ya da sporcunun böyle yani daha erken hani tam sakatlığı geçmeden bir şeyler olması gerekiyor hocam. Bu mesela bu süreci mesela siz kulüpte nasıl yönetiyor? Mesela sporcu hani ben oynamak istiyorum. Hani formamı kaptırmak istemiyorum veya kulüp biz ona ihtiyacımız var veya hoca. Yani bu süreci nasıl idare ediyorsunuz hocam? Hocam şöyle hekim olarak ilk görevimiz aslında sporcuyu sağlam şekilde sahaya verebilmek ve tekrardan lüks olmadan sporcuyu geri almak. Yani devam ettirmek sporcuyu. Takımla devam etmesini sağlayabilmek. Bizim çok meşhur bir kalecimiz vardı geçen senelerde. Karçamaskas adını da zikredeyim burada. Çok da iyi bir kaleciydi ama hayatı boyunca da çok sakatlık yaşamamış. Ve sakatlandığında depresyona giriyordu adam. Zamanın son dönemleriydi zaten. Yaş itibariyle de ileri dönem yaşa gelmişti. Evet. Sakatlıklar yaşamaya başladık biz de. Ne yapıyordu? İşte en ufak bir sakatlıkta İşte ikinci gün, üçüncü gün bir yapmayalım dediğimiz halde kendi gidiyordu, özel antrenman yapıyordu. Sakatlığın üzerine deniyordu. Bu sefer bir bakıyorduk, normalde iki hafta süreceği bir iç yan bağ sakatlığı bizde 4-5 hafta sürdü. Yani sizleri çok dinlemediği için yani kulüp doktorunun tavsiyelerini yani sağlık ekibinin tavsiyelerine uymadığı için oyuncu uzatıyor aynen süreyi. Aynen öyle hocam. Burada şeydi, biz o zamanki teknik direktörümüz ve kaleci hocamızla beraber biz anlaştık zaten. Yani dedik ki hocam böyle bu iç yan bağ sakatlığı 2 haftadan önce dönmez. Biz 2 haftamızı bekleyelim. 3. hafta özel antrenmanı planlayalım. Ondan sonra sahaya çıkaralım. Anlaştık, okeyleştik. Sonrasında bir baktık işler uzuyor. Tabii biz tedavisini yapıyoruz ama adam bizden gizli geliyor, antrenman yapıyor. Evet, fitness'a yani, çok girermiş hocam. Evet, tabii yani bizim tesiste olmadığımız zamanlar gelip çalışıyordu ya da kendi evinin spor salonu vardı, orada çalışıyordu. İşler uzuyordu bu sefer. Şimdi burada birinci olarak irtibatı iyi kurmamız lazım, organize iyi olmak lazım. Sağlık ekibi, teknik ekip, kaleci hocası iyi organize olup bilgilendirmeyi çok iyi yapmak lazım. Sonrasında sakatlık oldu. Biz sakatlık sürecini atlattıktan sonra özel antrenman periyodu geliyor. Yani bu süreçte eğer biz yapabiliyorsak, eğer hoca bize o güveni oluşturmuşsa kaleciye yönelik antrenmanları yaptırıyorsunuz. Ne? Sakatlığına yönelik antrenmanları yaptırıyorsunuz. Örneğin iç yan bağ ya da kasık içindeki kasta sıkıntı varsa, adduktor kasta sıkıntısı varsa o bölgeye yükleniyorsunuz. 1, 2, 3, 5 ama her şeyin bir zamanı var. Doku iyileşme zamanı var. Hep tolere edebildiği sınırlarda yükleniyorsunuz. Sonrasında eminseniz tekrardan sakatlanmayacağını kaleci antrenörüne veriyoruz. O da takımla beraber yani 3 kaleci, 4 kaleci kaç kişi çalışıyorsalar beraber çalışıp o hafta sonu için oynar ya da oynamaz raporu veriyordu hocamıza. Yani işin temeli böyle olması lazım. Yani ama biz gerçekte peki hocam siz de biliyorsunuz tabii bu olması gereken. Şimdi kulüplerin yapısı itibariyle, hocaların yapısı itibariyle veya oyuncunun yapısı itibariyle bir an önce bir şey olması gerekiyor. Yani oyuncu diyor ki mesela kaleci diyor ki ya ben sakatım oynayamam. Takım diyor ki sana mecburum yani sana ihtiyacımız var oynamak zorundasın. Hani bu tür şeylerden siz mesela nasıl bir karar veriyorsunuz? Az önce bahsettim. Karçamaskas'ın sorunu fazla çalışmasıydı. Bazı arkadaşlarımız da çalışmak istemiyorlar. Yani erken dönmek, o riski almak istemiyorlar. Evet. Orada bir sakatlığını değerlendirmemiz lazım. Yani sakatlığı oynar mı, oynamaz mı? Risk alınır mı, alınmaz mı? Çünkü dediğim gibi bu bir futbolcu değil. Kaleci çok farklı futbol oyunu. Tabii en ufak hatasında gol olduğu için, risk taşıdığı için evet. Tabii yani 10 tane futbolcu var, 1 tane kalecimiz var. Yani o riski eğer tabii bu biraz da hekimin ve sağlık ekibinin deneyimiyle alakalı bir şey. Oynayabileceğini düşünüyorsanız ve yukarıdan da bir baskı varsa ve siz bunu sporcuya doğru aktarabiliyorsanız yani bak bu işte senin sakatlığın oynayabilir düzeyde risk olur ama çok düşük risk olur. Çok yüksek oranda bir risk beklemiyoruz biz.
Akabinde oynadığında da daha büyük bir şey artmayacak. Ha, bu da senin performansını etkilemeyecek deyip oynatabiliriz de, ama buna inanmıyorsak, yani gerçekten bu riskin fazlaysa, değil mi, etkileyeceğini düşünüyorsak, bu sefer de gidip yönetimle, hocayla ya da antrenörle gidip, hocam böyle böyle bu oynar ama bu çok ciddi risk taşıyor. Tekrar sakatlanırsa sakatlık süresi birkaç hafta daha ileri atacak. Oyunun içinde top geldiğinde kolunu uzatmayabilir, elini uzatmayabilir. O da sıkıntı. İhtimali var. Bunu da söylüyoruz. Ben yaklaşık 16. yılım bu sene futbol takımında. Biliyorum. Çok deneyimlisiniz. O yüzden de hani sağ olun. Çok sağ katkı olacağına inanıyorum dinleyen arkadaşlara. O yüzden de şimdiye kadar böyle ya hadi canım sen öyle bir risk var dedin ama bu çıksın oynasın diyen hocayla karşılaşmadım. Yani mutlaka hocalar o da biliyor binciye dalı kesmeyeceğini. Çıkıp orada kaleci hatalı gol yerse ve işte bir zarar görecek. O riski söylediğimizi, kalecinin de o riski belirttiğini bilirse zararı kendi görür. Çünkü hiç kimse göz göre göre bir mağlubiyet almak istemez. Evet. Hocam işte, bu tarafını çok net anlattınız. Teşekkür ediyorum. Yani, şimdi daha sık sorulan sorularda mesela bel fıtığı olan bir kaleci oynar mı diye bir sorumuz var mesela. Evet. Ne dersiniz hocam? Tabii. Kalecilerde bel fıtığı da biz çok görüyoruz normal diğer futbolcuların dışında. Çünkü yapmış olduğu egzersizler kor bölgesi, yapmış olduğu yüklenmelerin birçoğu kor bölgesi yüklenmeleri. Ani kalkışlar, planjörler, sıçrayıp düşüşler, evet, hava topuna çıkışlar. Patlama kuvvetini daha çok kullanıyoruz hocam. Evet, hep patlama kuvvetinin daha yüksek olduğu aktiviteler. Patlama kuvveti daha yüksek olunca tabii doğal olarak bel bölgesi eğer de yeterli güçlü değilse ya da ters bir pozisyonda düşmemişse bel bölgesine yüklenmeler çok fazla oluyor. Bel bölgesine yüklenmeler çok fazla olunca da bel fıtığı olma ihtimali artıyor bu sporcular. Biz ne yapıyoruz? Aslında değerlendirmeleri yapıp birçok hemen hemen 100 vakanın 90-95'i oynuyor bel fıtığı vakalarını. Evet. Sadece iyi dinlenme ve tedavisini organize etmek lazım. Ancak %5 vaka, örneğin kuvvet kaybı, örneğin postür bozukluğu olmaya başlaması, örneğin bacağında sürekli bir yangı, uyuşukluk olmaya başlıyorsa o zaman bu kaleciyi oynatmamak lazım. Ama dediğim gibi hemen hemen 100 hastanın 90-95'i, 100 kalecinin 90-95'i oynar. Anladım hocam. Bu önemli bir şey. Bir de hocam hazır şey yapmışken, dinlenmeden bahsetmişken, antrenman ve maç sonrası dinlenme hani tabii sporcu için, futbolcu için olduğu kadar kaleci için de önemli. Kesinlikle. Hani kaleci özelinde söylemiş olursak hocam, antrenman ve maç sonrası dinlenmenin önemini anlatır mısınız? Hocam dinlenme çok önemli. Niye dinlenme çok önemli? Bir, ertesi antrenmana ya da ertesi maça sizi hem fiziksel hem de ruhsal olarak hazırlıyor. Eğer İyi dinlenememişse, eğer iyi uyuyamamışsa, eğer çok fazla çay kahve tüketmişse, sıvısını yeterince alamamışsa, iyi beslenememişse sporcu, maalesef ertesi gün, bir sonraki gün, bir sonraki gün antrenman performansı düşmeye başlıyor. Evet. Tabii futbol 2 haftalık, 3 haftalık bir oyun değil, bir turnuva değil, uzun süreli bir turnuva, yaklaşık 7-8 ay süren bir turnuva. Bu birikimler bir süre sonrasında sporcunun performansını etkilemeye başlıyor. Evet. Onun için eğer profesyonelse futbolcu, eğer bu işten para kazanıyorsa, meslek haline getirmişse mutlaka iyi dinlenmeyi, iyi beslenmeyi, iyi uykuyu mutlaka yapmak zorunda. Hocam o konuda pardon sözünüzü kesiyorum ama siz de rastlamışsınızdır. Her antrenmandan sonra, maçtan sonra hocalar olarak bizler belli bir saat deriz ki mesela 2 saat dinlenme var. Herkes odasında olacak. Evet. Ve büyük serzenişler alırız hocam. Siz de duymuşsunuzdur. Hani çok böyle homurdanmalar olur. Belki üst seviyede biraz daha azdır ama alt seviyede inanılmaz derece homurdanmalar olur hocam. Evet. Hemen bir an önce gitmek isterler falan. Evet. Yani mesela bu konuda hani siz bir hekim olarak, bir doktor olarak arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Ya koyulan kuralların hiçbiri insanların böyle keyfi, ceza olsun diye. Yani. Hatta, bunlar burada 2 saat daha fazla kalsın, eziyet çeksinler diye koyulan kurallar değil. Şimdi 2 şekilde düşünmek lazım. Ben de bu işin profesyoneliyim. Çünkü evet, para kazanıyorum. Mesleğim bu. Eğer profesyonelseniz profesyonel hayatı yaşamak zorundasınız. Zaten birçok takımda bu iş tüzükte vardır.
Yani takımın vermiş olduğu kurallar, belirlemiş olduğu kurallara uymak zorunda. Uymak zorunda. O yüzden de bu kuralı koyan insanlar da dediğim gibi bunları kendi kafalarından uydurup koymuyorlar. Mutlaka sizi çok yorgun görüyorsa, takımını çok yorgun görüyorsa, sağlık ekibi, antrenörler ya da hocalarımız takımın dinlenmesi yönünde telkinlerde bulunabiliyor. Ki bulunması da lazım. Bazen çok genç arkadaşlarımız oluyor. 2 saat, 2,5 saat antrenmandan çıkıp 2-2,5 saatte AVM dolaşıyor. Bu sefer vücut dinlenemiyor. Toparlanma ihtimali oranı düşüyor. Bu sefer ne oluyor? Bir süre sonra ya kas sakatlıkları olma oranı artıyor ya dinlenemediği için bir süre sonra aşırı sinirlilik, aşırı gerginlik. Gerginlik ha. Bunlar sportif performansı değiştiriyor. Mutlaka kurallara uymak lazım. Yani burada dediğim gibi kimse kimseyi eziyet etme derdini de değil. Aynen hocam. Bunu inşallah arkadaşlarımız daha net anlayacaklardır. Yapılanların hepsi hem performansları artıyor. Yani, aynen. Onların iyiliği için hocam. Takımın iyiliği için. Niçin? Yani yoksa kimse dediğim gibi keyfi koymaz. Buradan da bu mesajı vermiş olduk hocam. Bir de biliyorsunuz kalecilerde bu kasık sakatlığı fazla oluyor hocam. Evet. Bununla ilgili neler söylersiniz? Aslında kaleciler tabii ayağının içiyle çok topa vurduklarında çok topa vurduklarında ne oluyor? Kasık iç bölge çok yükleniyor. Eğer genç yaşta, çok küçük yaşlarda böyle 12-13'lü yaşlarda özellikle ayak için çok kullanarak kaleci antrenmanı yapan kalecilerde biz osteitis pubis dediğimiz futbolcu sakatlığı, kasık sakatlıklarını görebiliyoruz. O yüzden de çok erken yaşlarda bu makaslama kuvvetini o bölgeye yapmamak lazım. Yani futbol okulundayken çok fazla kalecilere kaleci ayak içiyle degaj attırmamak lazım mesela. Yani ayak içini fazla kullanma. Çünkü degajda biraz ayak üstü kullanıyoruz. Mesela avut atışlarında oluyor, paslaşmalarda oluyor. Özür dilerim, avut atışını kastetmiştim. Ayak içini çok kullanmamak lazım. Çünkü henüz kemikler daha tam oturmadan sürekli kasın kemiği bir miktar çekmesiyle oluşan sakatlıklar oluyor. Ne oluyor bu sefer? Tendonlar artık eskimeye, yıpranmaya başlıyor. Bu eskiyen tendonlar da ilerleyen zamanlarda ya kronik tendinit halinde, yani işte sürekli kasık içi ağrılarla seyrediyor ya da yırtıklar oluşmaya başlıyor. Birçok kaleci de televizyon izlerken görmüşüzdür. Avut atışı arasında kasığı tutup bırakanlar olur mu? İşte o yırtıklar ya da kopuklar oluyor. O yırtıklar kopuklar olduğunda bizim için problem. Niye? Çünkü kalecinin mesleğin gereği avut atışı atmak zorunda. Tabii. Yani avut atışında mümkün olduğu en uzak yere ve en doğru hedefi seçerek zorunda. Yani bir güç uygulamak zorunda olduğu için orayı kullanmak zorunda kalıyor. Evet. Onun için de mutlaka sporcular da özellikle kaleciler de bu bölgelerin iyi kuvvetli olması lazım. Kuvvetin iyi olması lazım. Ve esnekliğin de iyi olması lazım. Yani çok evet hocam. Onunla ilgili sorun var hocam. Hazır konuya girmişken bunu tetikleyen bu ayak içi vuruşları işte hani daha fazla kullandığımız için. Bir de stretching bölümü var. Yani evet. Bu da bu pupisi etkiliyor mu hocam? Stretching yapmamak. Tabii. Biz o konuda neler söylersiniz hocam? Tabii. Ya stretching bizim için çok önemli. Stretching bizi antrenmanı hazırlayan bir şey esasında. Yani yaptıktan sonra hocam özür dilerim. Çoğu oyuncu da bu stretching kısmını çok önemsemiyor. Hem öncesinde hem sonrasında antrenmanı ve hemen hani çok gereksiz bir şeymiş gibi algılıyorlar. O yüzden hocam bu soru hakikaten benim için de çok önemli. Lütfen devam edin hocam. Mutlaka kendimizi, vücudumuzu antrenmanı hazırlamamız lazım. Şöyle bir örnek vereyim. Siz arabanız kışın çalıştırdığınız bir anda 0-100 yaparsanız bir yerde bir arıza vermeye başlıyor. Yani. Şimdi vücudumuz da öyle soğuk. Yani o çalışmayan kaslarımız çalışmaya başlıyor antrenman esnasında. Ve bunlara bir süre sonra da yüklenmeye başlıyoruz. Normal vücudun 10 katı, 12 katı, 15 katı yüklenmeye başlıyoruz. Bu yüklenmeye hazır değilse kas sakatlanıyor. Ya kas sakatlanıyor ya tendon sakatlanıyor. Tendinit dediğimiz tendon iltihabı halk arasında biliniyor. Bunlar oluşmaya başlıyor. Bu sefer sürekli ağrılar oluşmaya başlıyor. İkincisi, stretching sadece insanı antrenmanı hazırlamıyor. Bir de antrenmandan sonra dinlenmesini de aslında. Evet hocam, yani, asıl konulardan biri de bu hocam. Evet. Yani spor yaptınız, yoğun bir antrenman programı geçti. Akabinde iyi dinlenme için
bir miktar stretching yaparsanız ertesi güne daha rahat kalkıyorsunuz. Ertesi gün daha ağrısız kalkıyorsunuz. Ama yaptım, laktik asit birikti her tarafımda, gittim yattım. Ertesi gün kalktığımda yine ağrıyla kalkıyorsun zaten. Bu sefer ertesi günkü antrenmanı da rahat çıkaramıyorsun. Ağrın oluyor. Laktik asit birikiminden dolayı yorgun hissediyorsun. Vücudunda bir ağırlık, bir hantallık oluyor. Üstüne üstlük bir de sakatlık ihtimali artıyor. Yani çok önemli hocam, o yüzden. Sevgili hocam, tabii bir maç öncesi dediniz veya antrenman öncesi stretching bölümü var. Bir de antrenman sonrası. Mesela antrenman öncesi ve maç öncesi stretchingler nasıl olmalı? Süreleri nasıl olmalı hocam? Veya neyi tavsiye edersiniz? Öncesinde. Öncesindeki stretchingler mutlaka dinamik olması lazım. Isınmayı yaparken araya 10-15 saniyelik dinamik stretching formatında egzersizler, biraz eklem mobilitesini artıracak egzersizler eklemek gerekiyor ki özellikle oyun formatında, oyunda yükleyebileceğimiz kasları germek lazım. Yani futbol oyununda mesela işte ya da kalecilerde alt ekstremite çok devreye girdiği için daha çok alt ekstremiteye yönelik açma germe hareketleri futbolcuda çok olmasa da kalecide biraz daha omuzu da buna ekleyerek, biraz daha büyüklüğüne ekleyerek. Yani sakatlanmalardan kaynaklı söylüyorsunuz herhalde hocam, hazırlamak için. Olmasın. Vücut ön kaleci çünkü omuzunu çok kullanacak. Omuzunu çok kullanacağı için doğal olarak omuzun da hazır olması lazım antrenmana ya da müsabakaya. Ama futbolcuda çok omuzu sokmayız devreye biz. Çünkü çok omuzunu kullanmayız yani. En fazla taç atarken başımız. Yani, ya da herkes taç atmayacağı için hocam. Evet. Evet, orada kenar oyuncuları kullanabilir abi. Evet evet, orada daha zamanı efektif kullanmak için hep alt ekstremite bel bölgesi ısınma ve germesini yaparız ama kaleci de buna dediğim gibi bel ve omuz bölgesini de ekleyebiliriz. Ama dinamik diyorsunuz, antrenman öncesi ve maç öncesi daha dinamik. Hocam bitişinde nasıl yapmalı? Süreler nasıl olmalı? Statik, biraz daha uzun tutabiliriz, 20-25 saniye kadar çıkarabiliriz. Ama hiçbir zaman stretching yaparken zorlamayacağız. Yani sonuna kadar git derler hocam. O doğru bir algı mıdır? Açılabilen oranda açılır. Zorlamayacağız derken kendi zorlayabildiği sınırda zorlasın ama başkası, arkadaşı gelsin, hadi sırtından itsin, kasığı açsın falan filan, o biraz tehlikeli. İşte onu söylemeye çalıştım. Bunu çok sık yapılıyor doğa açıdan hocam. O işi profesyoneline bırakmak lazım. Fizyoterapist varsa fizyoterapist, masör varsa masör. Çünkü bunlar sürekli sporcuya açma germe yaptığı için hem sporcu çok iyi tanır hem de ne kadar yükleneceğini bilir. Bizim başımıza geldi bir hocamız sağ olsun. Oyuncunun birine hadi hadi yüklen falan filan dedi. Kası yırttık biz. Yani, doğru söylüyorsun. Bu çok sık rastlanıyor hocam. Şaka falan değil. Hakikaten yani bu konuda çok bilinçli olduğumuzu düşünmüyorum biz antrenörler olarak da. Belki bu kendi hatamız. Yani hangimiz hangi tarafından yaptıracağımızı çok iyi bilmediğimiz için profesyonellere de bırakmadığımız için hani biraz şey yaptığımız için herhalde kendimiz eksiklik olmasın diye hocam. Yani gerçek bu. Yani burada özellikle soruyorum. Yani hakikaten yani bilmediğiniz bir şeyi zorlamanın da anlamı yok. İşte siz yaşamışsınız. Belki de çok önemli bir maçınız vardı hocam. Bilemem. Evet. Çok önemli maç öncesi böyle bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Çok en değerli oyuncunuz gitti hocam. Yani ve hiç gereksiz yere gidiyor. Şey olarak da. Yani. Oyun içinde falan sporcu sakatlanıyor. Tabii çok, ki olabilir. Yani yanlış bir hareket sporcunun 3-4 haftasında mı alınıyorsa sıkıntı bizim için de. Yani takım bir sporcuya bırakmalıyız değil mi hocam? Yani o açabileceği oranı kendi belirlemesi gerek. Hocam şimdi herkesin eklem açıklığı farklı. Bazıları daha esnek oluyor, bazıları daha rigid oluyor, daha esnek. Evet, esnek olabiliyor. O bölgesel de ayrılabiliyor hocam. Yani evet, kişiye göre değişiyor. Evet. Kişiye göre değişiyor. Bir de şöyle bir olay var. Esnekliği sağlayan, tek başına sağlayan kaslarımız, tendonlarımızın boyu değil. Eklem yapısı da. Örneğin bir kemik büyükse, oturduğu yuvaya göre büyükse, siz bunu esnetmeye çalışırsanız kemiği kemiğe sürtmeye çalışıyorsunuz esasında. Yani eklem kapsülü var. Yani anatomik olarak düşündüğünüzde sadece o çevredeki kaslar esneyince kemik doku esnemiyor. Esneme yaparken her şeyi esnetiyorsunuz siz. Yani o kemik yapıyı dokuyu bilmeden, yani ben hiç tanımadığım sporcuya esneklik yapmam. Yani yaparım, ağrı sınırında yaparım, kontrolü yaparım. Ağrıyı dediğim gibi gitmem. Hadi biraz daha açılır diye yüklenmem. Yüklenir. O ha, konuda çok yapılır hocam. Gaz veririz biz oyuncuya. Biraz daha hadi aslanım, hadi koçum dediğiniz gibi kopartabiliriz yani. Yani onu dikkat etmek lazım. Allah korusun. Yani tabii tabii. Spor sağlığı.
Elle göz göre göre sakatlamanın bir esprisi yok. Aynen. Hocam tabii konular uzuyor. Sizin de fazla vaktiniz almıyor ama birçok daha sorun var hocam. Performanstaki devamlı sporcu nasıl sağlar hocam? Kuvvet ve devamlık anlamında uzun süreli neler yapılmalı? Hocam şimdi tabii antrenman kısmını ben bahsetmiyorum. Zaten antrenmanlarımız mutlaka ona yönelik yapılıyor. Bir sporcunun öncelikle kendine bakması lazım. Yani spor hayatının uzun devam edebilmesi için mutlaka kendine bakması lazım. Nasıl kendine bakması lazım? Bir, vücut yağ oranı çok önemli. Ortasından başladım işin ama. Bunun için de ne yapması lazım hocam? Beslenmesine çok dikkat etmesi lazım. Kilo kontrolünü yapması lazım. Kötü alışkanlığının olmaması lazım sporcunun. Çünkü bir sporcuyu uzun vadede taşıyan şey kardiyovasküler sistem. Yani kası çalışırsınız kazanırsınız ama kalple ve dolaşımla ilgili sistem probleminiz varsa, işte ne bileyim çok sigara içiyorsanız, akciğerlerinizdeki oksijen taşıma kapasitesini azaltıyorsanız performansınız çok uzun süre devam etmez. Oyun içinde bile, yani 90 dakikalık bir oyun içinde bile 60-70'ten yukarı performansınız çıkmamaya başlar. Bu dezavantaj. Mutlaka çok iyi dinlenmesi lazım sporcunun. Yani bu meslek nihayetinde ve yaklaşık 15 yıl yapılacak bir iş. Yani ömür boyu kimse sporculuk yapamıyor. Tabii. Ve yakaladığınız yaş işte 18-20'li yaşlarda yakalıyorsanız 30-35'li yaşlarda bitiriyorsunuz. Doğru. Bu mesleğiniz yani ben belki doktor olarak 60-70 yaşına kadar doktorluk yapabilirim. Evet. Siz ama, avantajlısınız hocam. Doğru. Evet. Futbolcu bunu yapamayacak. O yüzden kısa dönemde hem maddi hem manevi olarak kazanabileceği şeyleri kazanıp sonrasında da bunları harcamaya başlıyor. Yani kazandığı parayı artık yemeye başlıyor. Eğer iyi bir çevre yapmışsa, karakteri düzgünse işte hoca olup bir yerlerde yardım devam edip gidebiliyor. Ama eğer bunların hiçbirini yapamamışsa zaten bir 8-10 yıllık spor geçmişi varsa ne para kazanabilmiş ne çevre yapabilmişse zaten bu geri, geri kalan hayatı çok zor oluyor hocam. Çok zor geçiyor hocam. Yani o yüzden hep ya, o kötü alışkanlığının olmaması lazım spor. İyi dinlenmesi lazım. Yani sporcunun gerekli özellikleri barındırıp sporcu gibi yaşamak. Ben hep öyle diyorum mesela çocuklara. Sporcu gibi yaşayabilirsek uzun vadeli işte yani her şeye dikkat etmek zorundayız. Ne yaparsak yapalım mesela kalecilerde mesela hocam hep şöyle söylerim daha önce siz de hani duymuşsunuz veya görmüşsünüzdür. En ufak bir mesela evde yaptığı bir hatadan dolayı elini kesen, bacağını kesen kaleciler var. Mesela derim ki ya o bıçağı bile elinize alırken dikkat edin. Kesinlikle. Çünkü hayatınızı etkiler. Hocam eskiden hatırlarsın birkaç tane ciddi örnek vardır böyle işte. Zannediyorum Rüştü Reşber'de öyle bir şey olmuştu. Ayağını falan mı kesiyor? Böyle bir şeyler olmuş. Yani her şeyimize dikkat etmeliyiz ki sporcu hayatımız, sporcu kariyerimiz doğru bir şekilde ilerlesin. Size destek anlamında söyledim. Hocam bir başka konuya geçersek mesela bir de en çok bu hani benim görmekten çok haz almadığım bir durum var. Bu çapraz bağların kopmasıyla alakalı. Hani görüntüsü çok kötüdür. Yaşayan arkadaşlara ben sabır diliyorum. Çok zor bir şey olsa gerek. Yaşamadım ama bu çapraz bağlar neden kopar hocam? Güçlendirmek için ne yapmak lazım? Ne kadar sürede tekrar dönüş sağlanabilir? Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz hocam? Hocam çapraz bağ ya kişinin biyomekanik sebeplerinden dolayı işte dizinin içe basmasıdır. Kalça kuvvetsizliğidir. Yani sadece dize odaklanmamak lazım. Belinde bir problemi vardır. Yani kişinin kendi yapısından kaynaklanan birkaç sebepten olabilirken bir de travmaya bağlı oluyor. Yani dizimiz işte dışarıdan darbe geliyor ya da kötü sahada oynuyoruz, çime takılıyor, dönebiliyor. Travmaya bağlı da olabiliyor. Ne oluyor peki bu tarz durumlarda? Çapraz bağda sporcudaki tek tedavi ameliyat. Ameliyat sonundaki iyi bir rehabilitasyon süreci. Akabinde hemen hemen 100 hastanın 99'u spora dönüyor. 100 vakada bir vaka kaybımız olabiliyor. Tabii burada dikkat edilecek en önemli olay bir çok ciddi sabır gerektirir çapraz bağ. Evet, çok uzun süreli bir sakatlık değil uzun mi? Uzun süreli. Hatta son yayınlarda Amerika'da artık 12-18 ay diyorlar sahaya dönüş süresi. Bizde 6 aya insanlar tahammül edemiyor. Evet hocam 12-18 ay 1,5 sezon hatta 2 sezona denk gelir. Evet. Onun için de o rehabilitasyona iyi adım uydurmak lazım. Mutlaka ön çapraz bağ tedavisi olurken, ön çapraz bağ rehabilitasyonu olurken mental olarak da sahaya dönmeyi
düşünebilmek lazım. Yani evet, iki tane şey oluyor. Ya rehabilitasyon eksikliğinden kaynaklanan bizim problemlerimiz oluyor. İşte ön diz ağrısı olabiliyor, ya bağda gevşeklik olabiliyor, ya da yeniden kopma ihtimali olabiliyor. Evet. Ya da sporcunun sahaya dönüş korkusundan, tekrardan kopacakmış hissiyatından. Evet, ilk başlardaki evet. Problemler oluyor. Biz bunu nasıl aşıyoruz? Biz bunu genellikle başlangıçta eğer sahaya döndürme aşamasındayken işte bizlerle, yani sağlık ekibiyle ufak ufak antrenmanlar, top sürmeler, işte mücadele, ufak temaslı mücadeleler. Sonrasında eğer imkanımız varsa altyapıdaki 3-4 yaş küçük sporcularla beraber, antrenmanlarla beraber takip ediyoruz. Eğer hepsinde çok iyi hissediyor, kendini hazır hissediyor, ruhsal olarak da kendini antrenmana hazır hissediyorsa antrenmana çıkarıyoruz sporcuları. Ama uzun süreli bir şey hocam dediğiniz gibi. Kesinlikle uzun süreli. Dediğim gibi hocam, şimdi yavaş yavaş süre daha da uzuyor. Yani artık Amerika'da 12-18 ay diyorlar sahaya dönüş. Bunun sebebi ne hocam? Hani biraz daha hani güçlenmesi mi veya daha rahat, dediğiniz işte, bütün kriterleri yerine getirmek için midir o süre? Tabii, aslında riski azaltmak. Yani her ay risk %1 daha azalıyor. Onun için de minimumda kalsın, bağ etrafı normal damarlansın ve bağ normal bizim taktığımız bağ, takılan bağ normal bağ gibi olsun diye o süreyi doldurmaya çalışıyoruz. Yani vücuda uyum sağlama süreci herhalde. Tabii. Damarın vaskülarizasyonu dediğimiz, yani bağın vaskülarizasyonu dediğimiz etrafında kan damarlarının oluşması bağı daha güçlü hale getiriyor. Evet, o da zaman istiyor. Tabii. Bunu önlemek için ne yapmak lazım? Aslında FIFA 11 Mart diye bir program hazırladı. İnternette var, hemen hemen hepimizde görüyoruz. Bir kısım antrenmanları bizim antrenmanlarda var. Sporcuya yönelik ön çapraz bağ, yaralanma ihtimalini azaltma yönelik antrenman programı. Yaklaşık 10-11 tane egzersiz. Hocam buradan özür dilerim, sözünü kesiyorum ama tamam. Ben buradan o programın linkini aşağıya videonun altına atarım hocam. Arkadaşlara da söylemiş olalım. Oradan ulaşabilirler. Buyurun hocam. Orada izleyip o antrenmanları da antrenman şeysine koyarsalar, antrenmanlama periyoduna koyarsalar risk daha azalıyor. Biyomekanik faktörleri düzeltmek lazım. Ayağı içe basıyorsa bir tabanlık yaptırmak gerekiyor. Kalça dış kas grupları güçlüyse kalçanın güçlü olmasını sağlamak lazım. Dizi içe doğru dönükse onu bir şekilde egzersizle beraber desteklemek gerekiyor. Dış kasları güçlendirmek ya da iç kaslar zayıfsa iç kasları güçlendirmek gerekiyor. Burada tabii esasında gönül istiyor ki her sporcuyu alıp sezon başında antrenmana çıkarmadan önce teker teker değerlendirip bir sakatlık analizi yapmak. Ama tabii bu çok önemli hocam. Yurt dışında özellikle büyük kulüplerde performans bölümleri var. Bu performans bölümleri sporcuyu sahaya sürmekten önce sezon başında mutlaka bu değerlendirmeleri yapıp sporculara tek tek program veriyorlar. Biz de bir dönem yaptık bunu UEFA'da oynarken. Ancak sonrasında tabii bu işler biraz mentalite, biraz para... Yani baştakiler değişince de çok şey değişiyor. Hocam biriyle çok iyi anlaşıyorsunuz, fikirlerinizi anlatıyorsunuz. Hani bu takımın faydasına olduğunu anlatıyorsunuz. Hani yaşadığım için söylüyorum. Doktor arkadaşlar, sağlık ekibi. Ama bir başkası gelince onu kabullenmiyor. Hani belki de fuzuli görüyor, belki de masraflı görüyor. Yani tabii bunların hepsi masraf hocam. Şimdi başarı istiyorsanız ya da çok kazanç istiyorsanız yatırım yapmanız lazım. Ar-Ge'ye... Yani... ben geldim burada fabrika kurdum para kazanayım, öyle bir dünya yok yani. Alakası bir yere, alakası bir iş yaparsanız para kazanamazsınız. Futbol bir endüstri aslında, yani futbol ciddi ekonominin döndüğü, paranın döndüğü ciddi bir ekonomi. Şimdi burada biz işte herkes istiyor ki altyapıdan bir tane futbolcu çıkaralım, satalım, para kazanalım. Ama o futbolcuyu çıkarabilmek için o futbolculara özellikle altyapıda bunları yapmak lazım. Çıkardığınız sporcu istikrarlı olması lazım. Sakatlanmaması gerekiyor. Tabii. Yani sakatlığında normal, iyi dönmesi gerekiyor. Şimdi bizim maalesef şimdi kanayan yeri altyapılarımız maalesef. Evet. Özellikle siz bu sene daha çok yaşıyorsunuz hocam, biliyorum. Tabii genç oyuncumuz çok bizim. Ve bu sene genç oyuncularımıza bakıyoruz. Birinin kuvveti eksik, birinin dengesi eksik, birinin zaten teknik taktik konuşmak benim haddim. Evet, ama yani bakın, kendi alanınızda eksikleri çok rahat görebiliyorsunuz hocam. Topu alırken bile ayağının yanlış yeriyle alıyor topu.
Bu sefer ne oluyor? Kalçasını çok yük biniyor. Yani, çok önemli. Evet. Bu sefer ne oluyor? Overuse oluyor. Yani sürekli aynı bölgeye yük binmemesi gereken yere çok yük binince aşırı kullanım sakatlığı görüyorsunuz. Yani bunların hepsinin aslında tabii çok genç yaşlarda böyle 12-13'lü yaşlarda yakalanıp ondan sonrasında da böyle bir filiz gibi çocukları çıkarmak lazım ama tabii maalesef altyapılarda sağlık ekiplerimiz yok. Yani onun şansımız varsa bir tane maçör arkadaş oradaki her şeyi yapıyor. Yani aynen hocam ameliyat yapıyor yani her şeyi yapıyor. yani tabiri caizse doktorluk yapıyor. Gripten de anlıyor. Tabii her şeyden anlıyor. Kasiyetten de anlıyor. Uçuk çıkıyor, ilaç veriyor. Her yani. Şey, her şeyden. Hani bir de mecburiyetten hocam çünkü o da hani o arkadaşlara da şey yapmamak lazım. Onlar da kendi adına bir şey yapmak istiyorlar. Her yükü ona atıyorlar. Dediğiniz gibi başında bir ekipsel anlamda yok. A takıma da ulaşmak çok kolay olmuyor. Siz yaşadığınız için bilirsiniz hocam. Hani o arkadaşlar da zor durumda. Hani ben gördüğüm için söylüyorum. Bütün her şey onlarda hocam maalesef. Ben haksız görmüyorum hocam. Burada dediğim gibi en büyük problem yönetimsel kaynaklanan. Aynen. Yani yönetim size destek verecek. Sağlık ekibini en uca kadar ulaştırmamız için destek verecek. Tabii bu iş yani oradaki ekiple alakalı bir iş. Oraya sizin ekipler kurmanız lazım. Onlara işte fizyoterapist, masörü gerekirse bir doktor ayarlayabilmeniz lazım. Ama tabii çok takım var. Yer yok. Para yok. Bunlar olunca yani daha doğrusu parayı kimse altyapıya harcamak istemiyor. Hocam orada aslında olması gereken şey değil mi? Siz senelerde bu işin içindesiniz hani sizin yorumunuz benim için önemli. Şimdi biz yukarıya çok fazla önem veriyoruz alta vermiyoruz. Aslında biraz yukarıda küçülüp aşağıda büyümek daha mantıklı değil mi hocam? Vallahi hocam şey herhalde koronanın en büyük katkısı o olacak bize gibi geliyor. İnşallah hocam. Çünkü eğer ligler oynanırsa bile çok büyük bir kaostayız şu anda maddi olarak. Takımlarımızın birçoğu sıkıntı yaşıyor. Belki altyapıya önemse... İnşallah hocam. Yani şimdi açıkçası 2 milyon, 3 milyon euro verip siz yurt dışından gelip gelen oyuncu bir de 1-2 ay sonra geri gönderiyorsanız ya da 1-2 yıl sonra satamadan gönderiyorsanız bir kontrat zarar yazıyor. Aynen hocam. Yani 2 milyon, 3 milyon euroya neler yapılır? 2 milyon liraya siz bir altyapıyı yetiştirip destekleyip aynen bu dediğiniz gibi yani yaparsınız yani. Olayın yönetimsel tarafı ama dediğiniz gibi o da her şeyi etkiliyor. İşte mesela siz ne dediniz? Ben bu sene işte Osmanlı Spor'da çalışıyoruz. Durumumuzdan dolayı mecburen hepsi genç oyuncu. Evet. Ve işte o dediğiniz kriterler oluşmadığı için o çocuklar yamalı bohça gibi geldi size. Doğal olarak. Evet. Hem fiziksel olarak hem taktiksel olarak doğal olarak hani profesyonel düzeye hazır olmadı. Hani yani biraz yatırımı o tarafa çevirirsek aslında bu çocuklar hani çok değerli ve futbolu çok kazanacak ama ben yine de hocam çok konuları çok dağıtmak istemiyorum. Hocam biz de yani konuştukça oralar gider çünkü çok oralara fazla girmek istemiyorum hocam. Hocam bizim için tabii en çok sorulan sorular bu boy muhabbeti hocam. Bu boy uzamasını nasıl sağlarız? Boy uzaması hangi faktörler etkiler? Hocam boyla alakalı vereceğiniz her şey bizim için çok önemli. O yüzden onu ben hep sonra sakladım arkadaşlar için. Hocam boyla ilgili buyurun. Neler söyler? Şöyle boyun uzamasını etkileyen en önemli faktör genetik faktörler. Yani annen babanın boy uzunluğu bizim aşağı yukarı boyumuzun ne kadar olacağına yönelik bir bulgu veriyor. Hocam orada özür dileyerek bir şey sorabilir miyim? Bilgilenmek ama kendimle bilgilenmek ama işte benim edindiğim bilgilere göre işte siz de tam yakalamışken söyleyeyim. Erkek anne geninden mi alır hocam? Daha çok boy uzamasıyla alakalı. Evet. Öyle bir şey bilgim var. Bunu da hani sizin vasıtanızla sağlamlaştırmak istediğim için sordum hocam. Şimdi şöyle hocam. Mesela erkek çocuklar boy genini ne taraftan, anne tarafından mı, baba tarafından mı alır hocam? Genellikle anne tarafından geliyor hocam, gelebiliyor. Ancak burada tabii tipik anneyi göz önüne almamak lazım. Annenin geldiği soy önemli. Soy önemli, aynen tabii. Evet, evet. Yani burada annesi kısadır ama çocuk uzundur. Evet. Burada işte şey derler ya bizde, bir söz var. Oğlan dayıya kız halaya mı?
Aynen, aynen öyle şey hocam. Var. Yani, aynen. Oğlan dayıya, kız halaya, yani, kız halaya çeker. Doğru hocam. Öyle bir şey vardı hatırlıyorum. Aynen. Doğru da bir tabir hocam. Aslında fenotipik olarak yani bizim vücut yapımız daha çok bu şekilde şekil alabiliyor. Yani dediğim gibi soy önemli. Yani aile uzundur, uzundur, uzundur ama bir çekinikken vardır. Anne kısadır. Ama dayılar evet. Uzundur, işte teyzeler aynen. Uzundur falan. Dede uzundur. Dede uzundur. Oradan boyu uzun çıkabiliyor çocuk. Boyu uzayabiliyor. Ama tabii bizim burada bize gelen soruların hepsi şey. İşte ya biz bunu sıçratalım. İşte basketbol oynasın, boyu uzar. Şimdi şöyle bir şey var. Düzenli spor alışkanlığı boyu uzamasını etkiliyor. Olumlu etkiliyor. Ancak şimdi, birinci sebep değil değil mi hocam? Yani birinci sebep gen. Yani. Bunu bir kere koyalım. Hani çünkü evet, bize de çok soruluyor. İşte asılsak olur mu? Ne bileyim çektirsek olur mu? Yok. Voleybol, basketbol. Hani voleybol hani spor tarzı geliştirir ama asıl faktör evet. Genetik değil mi hocam? Evet. Yani asıl faktör çocuğun boyunun ne kadar olacağı, nasıl olacağı genetik ve dediğim gibi soysal faktörlerden geliyor. Ancak daha ikinci planda yani oradan alacağımız optimal şeyi aldık ama biraz daha uzar mıyız? Uzayabiliyoruz. Şöyle uzayabiliyoruz esasında. Düzenli sportif aktivite boy uzamasını tetikliyor. Özellikle bu genç yaşta çocuklar artık eskisi gibi daha çok spor yapmaya başladılar. Ve bakıyorsunuz çocukların boyu biraz daha uzun. Eski nesile göre. Eski nesile göre. Bir 10 santim daha. Bunda beslenme alışkanlıkları da etkiler mi hocam? Tabii ona geleceğim hocam. Evet. Uyku çok etkiliyor. Düzenli uyku çok etkiliyor. Yani bizim hocam vücut... buradan kaleci arkadaşlara, genç kaleci adayları lütfen hocam iyi dinleyin. Uykunun ne kadar önemli olduğunu lütfen anlayın diye söylüyorum. Buyurun hocam. Gecenin belli saatlerinde bizim böyle derin REM dediğimiz yani uykunun en derin olduğu bizim hatırlamadığımız saatlerde vücudumuz bazı hormonlar salgılıyor. Hem bizim iyi dinlenmemizi sağlıyor hem de büyümemizi sağlıyor. Özellikle böyle 12 ile 16-18 yaş arasında. Yani bu yaştaki arkadaşlarımıza tavsiyem gece oturup PlayStation oynamasınlar. Süpersin hocam. Yani uyku saati 11'de, 11 ise 11'de yatacak. Yani, hocam mesela siz genç çocuklara uyku anlamında hangi dilimi önerirsiniz uyumak için? Yani, hangi saat diliminde uyumalılar? Aslında ideali 11 ile sabah 7 arasında. Anladım hocam. 11 ile 7 arasında. Yani böyle özellikle günü ağrırken yatıp öğleden sonra kalkıp aslında ona hiçbir faydası yok. Hele ergenlik çağında değil mi hocam? Büyük sıkıntı. Ve kaleci için düşünsenize hani normal bir insandan daha fazla standardımız olması gerekirken bir de bu etkenleri kendi yaptığı bu basit şeylerle kaybetmek aslında. Uyurken de hocam şöyle yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Odada mutlak karanlığı sağlamak lazım. Güneşin gelmemesi gerekiyor. İkincisi odada televizyon, telefon gibi ışık ya da bir manyetik alan oluşturacak maddenin materyalinin olmaması lazım. Bilgisayar izleyerek uyumamak lazım. Işık uyumamak lazım. Bunlar çok önemli. Telefon yanımızda uyumak hocam, lazım. Hocam telefon başucunda uyuyanlar. İşte bunlar telefon bölüyor. Burasında uyuyanlar değil mi hocam? Kalitesini çok bölüyor bunlar hocam ve işte belirli hormonların salınımını da etkileyebiliyor. Üçüncü husus beslenme. Beslenme de bizim için çok önemli. Eğer dengeli beslenebiliyorsak, işte yoğurdumuzu tüketiyorsak, sütümüzü tüketiyorsak, kırmızı etimizi gerektiği kadar alabiliyorsak, sebzemizi, meyvemizi, tahılımızı yiyorsak bu bizim için yeterli. Yani eğer bunları alıyorsak ekstra işte takviye almaya da gerek yok. Sabah düzenli bir kahvaltı yapıp yumurtasını yiyorsa, öğlen akşamını düzenli yiyorsa sıkıntı yok. Ama bunları da yapamıyorsak maalesef o zaman eksiklikler oluyor. İşte kalsiyum eksikliği oluyor, D vitamini eksikliği oluyor. Yeterince güneş görmüyorsak. Bunlar da boy uzamasını maalesef olumsuz yönde etkiliyor. Son olarak yaptığımız spor. Örneğin işte basketbolcuları veriyoruz. Basketbolcular esasında tabii uzunlar. Ama basketbol oynadıkları için uzun değiller. Uzun oldukları için değil mi hocam? Yani seçildikleri için değil mi yani? Öyle hocam. Hep seçim. İşte 1000 tane, 10.000 tane aday başvuruyor. 1000 tane uzunu alıyorsunuz. Yok o 1000 tane uzunundan 100 tane uzunu takımlara geçiyor. O 100 tane uzundan 6 tane uzun bir takımda oynuyor. Hocam kalecilik de aynen böyle hocam. Kalecilik de aynen böyle.
Kalecilik de aynen. Yani ilk belirlenen özellik fiziksel kalite. Yani boy uzunluğu. Ondan sonra zaten herkes olmuyor. Dedi. Aynı evet. Sorunu öbürleri de yaşıyor hocam. Aynen öyle hocam. Hani diğer, bazen işte kısa boylu basketbolcu, siz de kaleciden örnek verdik. Çok yetenekliyse, çok yeteneklidir. Ekstrem özellikleri vardır işte. Tabii futbolcu, ki. Kaleci için söylüyorum. Ayağını çok iyi kullanıyordur, çok iyi sıçrıyordur. Hakimdir oyuna. Yönetici özelliği vardır. Bu şekilde çıkabiliyorsa, yani ekstrem vakalar çıkar böyle ama herhalde bir herhalde 20 kalecide bir çıkar. Böyle daha kısa olup da. Tabii. Oran düşük hocam. Ama hani istisna var mıdır? Vardır. Vardır hocam yani. Hatırlarsın belki Meksikalı kaleci Campos vardı. Evet. 1.68 boyuyla hani ülkemin takımında işte Dünya Kupası falan. Ama dediğiniz gibi hani bundan bir tane iki tane sayıyorsun hocam. Aynen. Yani geneli Türkiye'nin ortalaması bile 1.91 hocam Süper Lig'in. Öyle düşünün mü zaman? Boy kalitesi önemli. Hocam söylemek, eklemek istediğiniz varsa ben bir soru daha soracağım bunun üstüne. Evet. Hocam. Hocam. Bir de ailelerin, siz de biliyorsunuz mesela boy uzamasıyla alakalı bir de nasıl söyleyeyim, ilaçlar, evet, ameliyatlar. Bunlarla ilgili ne söylersiniz hocam? Sağlıklı mıdır, yapılmalı mıdır? Şimdi şöyle bir kere şunu söyleyeyim, bilinçsiz ilaç kullanımı çok çok büyük risk. Niye büyük? Evet. Şimdi büyüme hormonları var, bazen el altından da ulaşabiliyor aileler. Evet. Bu büyüme hormonu sizin sadece kemiğinizi uzatmıyor ki, çenenizi de büyütüyor, kafatasınızı da etkileyebiliyor, ondan sonra elinizi ayağınızı da büyütüyor. Yani böyle çok yanlış kanser hücreniz varsa bunu da büyütebiliyor. Allah korusun. Evet, Allah korusun. Yani bilinçsiz bu tarz hiçbir destek kullanmamak lazım. Bir, bu tarz şeyler kullanılıyorsa bir kere bununla uğraşan hekimler var zaten, endokrin uzmanları var. Evet. Bakıyorlar. Vücudunuzda bir eksiklik varsa replasman yapıyorlar. Yani o eksiği gidermek için bunlar kullanılıyor. Yani hiçbirimiz kafamıza göre ya senin, ya benim boyum kısa tamam şu ilacı alayım boyumuza sıkılır dünya yok. Yani bu çok önemli bir konu hocam. Ben çok sık duyuyorum mesela. Yani dışarıda eczaneden rahatlıkla alabileceğiniz boy uzatacak hiçbir ilaç yok. İnternetten takip edip aldığınız boy uzatacak hiçbir ilaç yok. Bunlara boşuna para vermesin kimse. Çok önemli hocam, evet. Yani büyüme hormonları satılıyor, satılmıyor esasında, var. İllegal almıyorsanız bunları hekimler uyguluyor. Ama dediğim gibi bir yetmezlik varsa, bir eksiklik varsa, bir ihtiyaç varsa o zaman kullanılıyor. Yani her önünüze gelene... Gelişi güzel, hani bakkaldan alır gibi alıp kullanmıyoruz tabii hocam. Yani, sıkıntı dediğim... sağlık sonuçta. Tabii yani olmayacak bir şeyi tetikleyip farklı şeyler ortaya çıkarabiliriz. Hayata risk atacak şeyler ortaya çıkabilir. Bizler bile yani normal alan uzmanlık dışındaki olan hekimler bile bu tarz uygulamaları yapmıyor ya da kullanmıyor. Yani bu işin doğru yolu bir endokrin uzmanıyla görüşüp eğer büyüme geriliği varsa ona yönelik tedavi yapılır. Ama tabii bu sporcular için çok uygun değil. Zaten büyüme geriliği varsa zaten o çocuk akranlarından bir 10-15 santim küçük oluyor. Gelişmemiş oluyor. Daha minyon oluyor. Yani gözle de görülebiliyor zaten. Zaten bir hastalık oluyor. Yani onun için de ameliyatlara gelirsek, ameliyatlarda ameliyat olup boyun 10 santim 15 santim uzama şansı yok. Kemik uzatma ameliyatları yapılır ama 2 santim 3 santim maksimum 5 santime kadar yapılıyor. Bu da bir sporcu için yaklaşık bir bacağı iki bacağı uzattığınızda yaklaşık 6 ay 1 yıl zamanını alır. Bu da tabii sporu yaparken yapılacak bir iş değil. Ya sporu bırakır bundan sonra eğer öyle bir tabii. Onda da zaten her şeyin bir endikasyonu vardır. Yani düşünsenize iki tane bacağınızda kemik kesilip araya bir kafes koyulup bu kafeste yaşadık 3-4 ay. Hem enfeksiyon ihtimali vardır bunların. Hem de başka komplikasyonlar, ameliyat komplikasyonları olabiliyor. Evet. Ya, zaten onunla sporculuk yapılmaz herhalde hocam. Sporculuk yok. Yapılmaz. Öyle sporculuk yapılmaz. Yani bu konuda da arkadaşlar hani seyreden arkadaşlar mutlaka şey yapacak, ilgilenecek. Hani bu konuda gereksiz işte doktorumuz söylüyor. Lütfen gereksiz ilaçlar almayalım. Çünkü sağlığımıza, çocuğun sağlığıyla oynayamayız. Geleceğiyle oynayamayız. Dediği gibi bir ilaç dediği gibi sadece kemikleri uzatmıyor. Her yeri uzatıyor. Kafa evet. Büyüyor, çene büyüyor, eller büyüyor, kollar. Yani çok sağlık açısından son derece yanlış. Yok. Yapacaksanız da mutlaka bir hekimle görüşmeden asla kendi başınıza internetten alıp da yani boy uzatma ilacı lütfen kullanmayın. Haksızlık yapmayın çocuğunuza lütfen. Şimdi şöyle tabii herkes istiyor ki kendi çocuğum iyi olsun, alanında iyi olsun, iyi sporcu olsun ya da
Eğer okuyorsa iyi yerlere gelsin, mühendis olmasını istiyorsa çok yüksek mühendis olsun falan. İşte zihni açılsın, daha iyi çalışsın, konsantrasyonu olsun. Şimdi maalesef bilgisayar ortamı, işte biz karşılıklı konuşabiliyoruz mesafeler olmasına rağmen aramızda. İnternet ortamı çok güzel bir ortam. Evet hocam. Çok kolay diyorlar ama bazen de bizim maalesef orada yazan şeyler ya da yanlış yalan şeyler hayatımızı etkileyebiliyor. İşte tabii. Bakıyorsunuz şu ilacı alırsan zayıflarsın diyor. Ve işte şu ilacı alırsan kas kitlen artar diyor. Ya da şunu alırsan boyun uzar diyor. Şunu alırsan işte bu beyin tozu diyor senin diyor performansını artırır diyor. Şunu alırsan diyor işte konsantrasyonun artar diyor ama. Mesela o konuda mesela hocam yeri gelmişken aynı şekilde onlara da cevap verebilir mi devamında? Mesela o protein tozları ve enerji içeceklerini de katarsak. Şimdi bu ürünlerin birçoğunun içinde yapılan araştırmalarda işte nişasta ya da hiçbir etken maddesi olmayan hiçbir etkisi olmayan maddeler ya da bazılarında aşırı uyarıcı maddeler olabiliyor. Şimdi bunlara ulaşım kolay. İnternetten sipariş ediyorsunuz. Paranız varsa veriyorsunuz. Evinize geliyor. Aynen. Şimdi, tabii gereksiz ürünler çok çok fazla var. Bir kere bu tarz ürünü alacaksanız mutlaka hekiminizin size tavsiye ettiği ürünü almak lazım. İkincisi internetten ne olduğunu bilmediğiniz hiçbir ürünü almak gerekiyor. Üçüncüsü şimdi bir protein tozlarına bir parantez açayım. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer beslenmeniz düzgünse sizin alacağınız protein tozu işte içinde 20 tane protein olan işte bilmem neyi olan şu katkıları olan protein tozunun size hiçbir katkısı olmaz. Çok. Eğer sizin bir kas kitlenizi artırmak istiyorsanız çalışmaktan başka yapacağınız çalışma ve iyi beslenmeden başka yapacağınız hiçbir şey yok. Yani protein tozunu aldım benim kaslarım gidiyor öyle bir dünya yok. Ve onda da dediğim gibi belli başlı birkaç tane firma var. O firmaların ürününü alırsanız ki mutlaka dediğim gibi kontrol altında almak lazım. Ve beslenmenizde de bir eksiklik varsa ya da aldığınız protein dozu yeterli olmuyorsa günlük gıdayla takviye olarak, destek olarak alınabilir. Yani bunlar primer zaten bir besin öğesi değil. Şimdi doğrusu, şimdi biz yurt dışında da temaslarımız oluyor, görüşüyoruz, görünüyoruz. Orada sporculara amino asit testleri yapılıyor. Ve sporcunun vücudunun sentezleyemediği, dışarıdan besin alamadığı esansiyel amino asitler var. Bunlardan oluşan preparatlar hazırlanıyor. Yani 40 tane amino asitin olduğu, işte bir sürü mineralin olduğu kocaman kutularda gelmiyor. Evet. Küçük kutularda adamlar size özel destek yapıyor. Yani vücudunuz bunu sentezleyemiyor. Bunu mutlaka dışarıdan almanız gerekiyor ve aldığınız gıdalar... Yani bu da kişiye özel değil mi hocam? Bu kişi araştırmalar tabii. Yani herkese aynı madde mesela şu ilaç herkese gelmez değil yok, mi hocam? Öyle yok, bir şey yok. Yok. Yani sizin aldığınız ilaçla benim aldığım ilaç ikimiz aynı etkiyi göstermez çünkü. Aynen hocam onu söylemek istiyorum. Benim eksikliğim farklıdır, sizin eksikliğiniz farklıdır. Doğrusu budur. Yani eğer bu tarz bir şey kullanılacaksa, eğer paraya kıyacaksanız bu tarz doğrusunu yapmak lazım. Aynen. Ha, diğer şekilde aldığınız olay şey milli piyango gibi. Ya tutarsa. Ya çıkarsa oluyor. İkinci husus enerji içecekleri. Enerji içecekleri şimdi bizim sporda sporcularda kullandığımız enerji içeceği diye bir içecek yoktur. Enerji jeller vardır. Piyasada satılan ya da izotonik sıvılar vardır. Bu mavi, sarı renkte gördüğünüz. Evet, evet. Sıvılar enerji içeceği değildir bunlar aslında. Hem sıvı takviyenizi sağlar hem de bir miktar içinde şeker ve tuz olduğu için mineral dengenizi sağlar. Ama piyasada enerji içeceği diye satılan şeyler aslında içinde uyarıcıların olduğu, sıvının az olduğu ve birçok maddenin katkılı olduğu içeceklerdir. Bunlar ne yapıyor? Bunlar sizi uyarıyor. Yani yüksek doz kahve içmiş gibi oluyorsunuz. Ya da bazı uyarıcı maddeler var içinde. Vücudunuz ne oluyor? Sürekli makine çalışıyor. Vücudunuz çalışıyor. Uyku hissiniz gelmiyor. Uyuyamıyorsunuz. Kalbiniz sürekli yüksek ritmi çalışıyor. Bunun sonuçları ne olur hocam? Bunun sonucu şöyle. Bizim birkaç tane sporcumuz bizden habersiz maçtan önce içti. Enerji içeceğini ve çarpıntı oldu kalbinde. Normal olarak. Yani kalp krizine kadar gidebilir. Özellikle sıcak havalarda. Onun için hiçbir sporcu enerjiyi alıp spor maça çıkmasın. Maça çıkmasın. Kaldı ki zaten ondan sonra dinlenmesi gereken dönemde de dinlenemiyor. Sürekli
Kalp hızlı çarptığı için ne oluyor? Sürekli kan pompalamaya çalışıyor kalp. Ve her yeri kan pompalamaya çalışıyor. Vücut sürekli faaliyet halinde hocam. Makine aynen çalışıyor. İçeride makine sürekli çalışıyor, durmuyor. Aynen öyle. Onun için enerji içeceklerine çok çok dikkat etmek lazım. Enerji içeceğini sporcunun esasında bence kullanmaması gerekir. Yani, çok önemli bir konu. Çünkü hayat kalitesini de etkiler. Ha, insanlar işte bara giderken içip sabaha kadar eğleniyor. Ama sporcunun öyle bir hayatı yok. Doğru söylüyorsun hocam. Bizim... Hakikaten önemli bir konuydu hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu konuyu da özellikle hani konuşmak istedim ki tamam. Arkadaşlar bu konuda çok yanlış. Özellikle hocam tabii alt liglerde biraz daha farklı biliyorsunuz. Amatör evet. Yapıda şeyde bunların kontrolü de çok zor. Arkadaşlar çok bilinçsiz şekilde tükettikleri için yani farkında olmadan kendilerine büyük zarar verdiğinin tabii, karşılığı. Tabii. O yüzden önemli diye düşünüyorum. Herhalde sizin söylediklerinizden de seyreden arkadaşlar bayağı bir çıkarım yapacaklardır. Yani. Keyfi bu tür bilmedikleri veya kendine zarar verecek ilaçlar, işte içecekler kullanmamaları gerekir. En normali doğal olan değil mi hocam? Tabii. Hocam şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İşte söylüyorum, bazen merdiven altında üretilen protein tozları dahil maddelerin içinde uyarıcı maddeler olabiliyor. İşte bir dönem Karşıyaka'daydı galiba 4-5 kişide doping çıktı. Yani sportif hayatını da etkileyebilir bilinçsiz kullandığı ya da farkında olmadan doping içeren bir madde almış oluyor. Tabii yani uyarıcı maddeler çıkıyor, metabolitleri çıkıyor. Yani sporcunun, özellikle profesyonel sporcunun ya da bu işten para yemeye, para kazanmaya çalışan bir insanın hayatını işte okulu bırakmış ya da işte tek tutunduğu dal spor olan bir insanın hayatının 2 yılı 4 yılı çok önemli. Yani farkında olmadan başkasının verdiği, başkasının önerdiği bir ürünü kullanarak o 2 yıl 4 yıl ceza alabilir. Hayatı kaybeder insanın. Yani düşünsenize. Tabii, doğru hocam. Genç oyuncusunuz, A takım sözleşmesi imzalayacaksınız ya da A takıma çıkacaksınız. Bir doping kontrolü geliyor. Kanınızda uyarıcı bir madde var. Açıklaması da yok yani. Ya ben bu işte bize masör verdi, bilmem kim verdi falan. Kurtulamazsın. Yok. Aldığınız her üründen kendiniz mesulsünüz. O yüzden sıkıntı olur yani. Çok dikkat edin. Sevgili hocam, sadece bir soru kafamda var. Onu soracağım. Çok tuttuk ama çok faydalı olduğunu düşünüyorum İnşallah hocam. İnşallah hocam. Kesinlikle hocam, ben başından sonuna kadar vallahi bitsin istemiyorum da. Sağ olun. Ama tabii sizin de göreviniz var, sorumluluklarınız var. Hocam bu sentetik sahalarının sporcu sağlığına olumlu veya olumsuz etkileriyle alakalı sormayı düşünüyordum. Konularım çok uzadı ama bunu da cevaplarsanız çok sevinirim hocam. Ya, tabii hocam, bundan birkaç yıl önce bizim Gençler Birliği, daha doğrusu bizim stadyum, Gençler Birliği'nde oynadığı saha sentetik olmuştu biliyorsunuz. Evet. O dönemde ben bayağı bir araştırmıştım bu işi. Çünkü bizim sporcuların birçoğu ya ayaklarında, ayak bileklerinde ağrılardan ya da bel ağrılarından serzenişte bulunmuştu. Gerçekten böyle bir etkisi var mıdır yok mudur diye bayağı bir araştırdım. Şimdi tabii sentetikler kalite çok değişiyor. Ve en son yeni yapılan sentetik tipi normal sahaya çok yakın. Sakatlık yönünden. O hibrit denilen hocam. Evet. Hibrit olunca tabii avantajları ne? İşte çamur olmuyor, kum yok, engebe olmuyor. Her gün bakım yapıldığı için çim de güzel oluyor. Sakatlık ihtimali azalıyor ama eski sistem sentetik sahaları maalesef çoğunluğumuz da hocam, sözünüzü kesiyorum, hani amatör yapıda oynayan arkadaşlarımı düşündüğünüz zaman hani hatta şöyle düşünün, çok çok kötü, betona yakın. Hakikaten çok sert zeminler hocam. Şimdi arkadaşlar hibritte oynama şansları pek olmadığı için çoğu arkadaşımız gerçek hayat gerçeği nedir? Halı saha gibi. Bazı halı sahalar normal sahalardan daha iyi hocam. Evet, o da bir gerçek. Yani onlar o sahalarda dediğiniz gibi neler yapmalı sakatlanmamak için? Hocam o sahalarda işte en büyük sıkıntı ayak bileği burkulmaları oluyor ya da bel ağrıları oluyor. Niye oluyor bel ağrıları? Özellikle sıçrayıp düştükten sonra sizin düşmenizi şoku alacak bir süspansiyon yok. Ne oluyor? Betonun üstüne düşmüş gibi oluyorsunuz ya da sert bir zemine düşmüş gibi oluyorsunuz. Bu sefer de sizin uyguladığınız, yere uyguladığınız direnç, basınç ayak bileğinden yukarı diz sonra bele kadar çıkabiliyor. Onun için mutlaka sahaya çıkmanın önce
hazır çıkmak lazım. Yani iyi ısınmış olmak. İyi ısınmak lazım. İyi ısınmak lazım. Açma germemizi yine yapmak lazım. Oyun içinde mümkün olduğu kadar kendimizi koruyarak, özellikle sırt üstü düşmelerden koruyarak antrenmanı biraz daha kontrol yapmak gerekiyor. Ama müsabakalarda bunlar mümkün değil. Onun dışında ayak bileği dedim, ayak bileğinin yere yapışık kalması ya da ayak bileğinin ayakkabının yere yapışık kalması ya da ayak bileğinin dönmesi önemli. O yüzden ayakkabıyı iyi seçmek lazım. Yani hocam orada ayakkabı derken mesela mecburen krampon giymek zorunda kalıyorlar. Hocam, bu kramponun dişleri nasıl olmalı hocam? O bizim kesik diş tabir ettiğimiz köşeli dişten ziyade yuvarlak dişli krampon giymek daha mantıklı hocam. Çünkü evet, yuvarlak sormuştum. Krampon en azından şimdi çim gibi olmadığı için sizin giydiğiniz ayakkabının altı orada sentetik zeminde kalabiliyor. Eğer evet, yuvarlak olursa daha kolay dönebiliyor, daha kolay hareket oluyor. Diğer o kesik diş dediğimiz daha sert olan daha. Evet hocam. Bu son dönemde de o tür ayakkabılar mı biraz moda hocam? Daha böyle kesik. Halbuki bizim eski sistemdeki o ayakkabılar hatırlıyorsunuz. Yuvarlak olanlar değil mi hocam? Siz de tavsiye ediyorsunuz. Onlar daha mantıklı. İşin doğrusu bu. Bunlar sekonder olarak gelişin. İşte sentetik çimde ön çapraz bağ yaralanmaları çok oluyor. Daha çok görüyoruz onu. Çünkü dediğim gibi ayak yapışıp kalıyor. Ayak yapışıp kaldığı için de ya ayak bileği dönecek ya diz dönecek. Bir şeye dönecek, dönmek zorunda. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Yani burada tabii sporcu bireysel olarak yapamaz ama eğer kulüple konuşup ıslatma imkanı varsa, şeyden önce özellikle sıcak havalarda, şimdi havalar da ısınıyor. Evet. Mutlaka sahayı ıslatmak lazım antrenmanlardan önce ya da müsabakalardan önce kayganlığı sağlamak için. Sağlamak için, evet. Birazcık daha yumuşatmak gerekiyor. Onun haricinde yine kulüplerin yapacağı iş biraz o granül çok önemli sentetik evet, sahada. Granülü doğru dağıtmak lazım. Yeterince yaymak gerekiyor. Onlara dikkat etmek lazım hocam. Evet. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık. Valla ben inanılmaz keyif aldım. Hiç bitsin de istemiyorum ama sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa hocam son olarak onu alabilirim. Hocam açıkçası çok sevindim sizinle beraber olmak. Sağ olun. Ben de çok mutlu oldum hocam. Sağ olun. Genç arkadaşlara kariyerlerinde mutlaka başarılar diliyorum. Daha dikkatli olmaları lazım. İyi kariyer planlamalarını istiyorum. Onun dışında eğer sporcu olacaksalar, bu işi profesyonel meslek olarak yapacaksalar, sporcu gibi yaşamayı öğrenmeleri gerekiyor. Onlara dikkat ederseler spor evet, hayatları uzun olur. İnşallah, inşallah. Arkadaşlar, bugün sizler için değerli hocamız Savaş Kudaş hocamızı davet ettik. Ben inanıyorum aklımdaki bütün soruları sordum. Fazlasıyla cevap verdi. Belki de ben hocamı takip ettim. Verdiği röportajları falan. Herhalde yine röportaj rekoru bize vermiş olabilirsiniz hocam. 1 saat 10 dakika falan oldu hocam. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bilgiler. Kafamızdaki bütün evet, soruların cevaplarını bize verdi. Çok teşekkür ediyoruz. İnanıyorum bu video sadece günübirlik bir video olmayacak. Arayan herkes bu videoda kalecilerle alakalı çok şey bulacak. Bu videoyu izlemenizi istiyorum. Tabii izlerken de destek amaçlı bu kadar biz de emek veriyoruz. Sizin için değerli insanları çıkarmaya çalışıyoruz. Destek için kanalımıza abone olmayı ve yorum ve beğeni kısmını mutlaka doldurmanızı istiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hocam tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Arkadaşları doğru yönlendirmek için. Çok sağ olun hocam.